Feritcan Yaşar. Yedi kardeşten oluşan bir mütevazi bir aileydik. Normal hayatımızı sürdürüyorduk. Ben aile içinde okuyan tek kişi bendim. Diğer kardeşlerim lisede okulu bıraktılar ama ben okumak istiyordum. Ve İn Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Daha sonra 8 yıl Suruç Merkez'de Milli Eğitim'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik yapıyordum. En son başımıza bir felaket geldi ve bu felaketten sonra ben işten elimi ayağımı çektim. Bir adalet mücadelesi başlattık ve bu mücadelemiz de adalet hala sağlanmadığı için devam ediyor. Şanlıurfa Adliyesi önünde dedik adalet mücadelesi başlattık. Bu mücadelemizi belli bir noktaya getirdik. Bu mücadelemizi daha büyütmek için, yargıyı daha hızlı bir şekilde hukukun uygulanmasını sağlamak için biz de bu sesimizi meclise taşıdık. Şanlıurfa Adliyesi önünde Şen Yaşar ailesi olarak adalet diye başladık ve bütün adaletsizliğe uğrayan herkesin sesi olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelemizi daha da büyütmek için bizim gibi mağdur olan, adaletsizliğe uğrayan herkesin sesi olmak için bu mücadelemizi meclise de taşımak istedik. Ve meclise de gittiğimizde bu mücadelemizi ana temamız bu mücadele adalet mücadelesi olacak. Sadece kendimiz için adalet istemeyeceğiz. Mecliste adaletsizliğe uğrayan herkesin sesi olacağız. Şu an adalet mücadelemizi Şanlıurfa Adliyesi'nde sürdürüyoruz. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adaletsizliğe uğrayan milyonların sesi olacağım. Bu adaletsizliğin giderilmesi için mecliste örgütlü bir mücadele sürdüreceğiz. Türkiye'nin genelinde birçok adaletsizlik var ama en büyük adaletsizlik Şanlıurfa Adliye Sarayı'nın önünde meydana geliyor. Tabii ki bu adaletsizliklerin en büyük sebebi Adalet Bakanı'dır. Bütün bu adaletsizlikleri görmüyor. En büyük adaletsizlik Şanlıurfa Adliyesi'nin önünde devam etmesine rağmen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Şanlıurfa'da milletvekili adayı olmuştur. Bu bize gösteriyor ki eğer biz seçilirsek bu adaletsizlikleri daha da büyütüp devam ettireceğiz. Urfa halkı bunları görüyor, takip ediyor. Şu an mücadelemiz Nemrut ile Hazreti İbrahim'in mücadelesine dönmüş şekildedir. Nemrut'u temsil eden Adalet Bakanı'dır. Ve biz inanıyoruz ki Urfa halkı 14 Mayıs'ta bu adaletsizliğe sebep olan, bu adaletsizlikleri görmeden gelen iktidar partisine gerekli cevabı verecektir. İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Bizim 3 insanımız katledilmiştir. Bununla ilgili bir adalet süreci başladık. Biz bu mücadele, adalet mücadelemizi meclise taşımak için Yeşil Sol Parti'den aday olduk. Yeşil Sol Parti'den aday olmamızın en büyük sebebi kapsayıcı bir parti olması. İnsan haklarına, insanlığa önem veren bir parti olmasından dolayı biz de tercihimizi Yeşil Sol Parti'den kullandık. Urfa halkı da bu tercihimizi olumlu karşıladı. Birçok siyasi parti üyeleri ya da yöneticileri, farklı siyasi parti yöneticileri ve adayları da bizim mücadelemize sahiplenen Yeşil Sol Parti'ye oylarını vereceklerini bize bildiriyorlar. Mücadelemizi Yeşil Sol Parti ile mecliste sürdüreceğiz.